Tera ve Tera Classic üzerine konuşacağız. Buradaki konu hem en sonki airdrop meselesi aynı zamanda mevcut süregelen etap olacaktır. Bakın şu şekilde de bir haber var. Tera ve Tera Classic kullanıcılarına airdrop iddiası. Batık kripto para şirketi Three Arrows Capital'ın dolandırıcılıklarla suçlanan kurucusu Suzu tarafından kısa bir süre önce başlatılan kripto para borsası OpenX, Tera ve Tera Classic sahiplerine Meme Coin airdrop'u yapacağını açıkladı. Birincisi ben şundan bahsedeyim. Çünkü merak edilen konulardan bir tanesi. Hani eğer adı airdrop diye geçerse çok fazla kişinin aklına gelen bir mesele tabii ki Tera ekibinin dağıttığı ve dağıtacağı airdroplar. Bunu şu şekilde alınıyor malum. Tera çöküşünden 2022'nin Mayıs'ındaki Tera çöküşünden etkilenen yatırımcılar ve kullanıcılar bu airdroplardan hak kazanabiliyor idi. Başlangıçta yüksek bir meblağ dağıtmışken devamında %15-15 oranında dağıtmak suretiyle ilk alımın yarısına yakın bir elinize geçecek Luna Coin'di. Hani eskiden Lunge üzere Luna iken Lunge çöküşünü yaşayanlar şu anda Luna kazanacakları üzerinden bir airdrop ve tazmin. Burada alacağınız meblağlar zaten yüksek değil. Yani yatırımcıyı tazmin edebileceği bir yapı yok ortada, tamam mı? Bu bir. İkincisi, airdropların dağıtımından biliyorsunuz Luna'nın fiyatlarını analiz ederken hoş bir şekilde bahsetmiyorduk. Çünkü yapılan airdrop dağıtımları devamında yatırımcının elde ettiği tokenları satması görece Lunge veya başka coinler almasıyla vuku bulduğu için Luna coin'in paritesinde düşüşler aynı şekilde dolaşan arzında artışlar meydana getiriyordu. Yine bu olaydan kaynaklı olarak aynı şekilde ekibin elinde fon bulunmaması gerekçesiyle ki kendileri yanlış bir açıklama yaparak hukuki sebeplerden olduğunu öne sürmesiyle airdropları artık airdrop dağıtımını durduracaklarını söylemişlerdi. Fakat bu olayın üzerine ikinci airdrop dağıtımını yaptılar. Ancak üzerinden 6 ay geçmesine rağmen yeni bir airdrop dağıtımı gerçekleştirmediler. Ve bu saatten sonra da gerçekleştireceklerini düşünmüyorum. Yani başlangıçta vaat edilen airdrop vereceğiz iddiası ne yazık ki yalan oldu diyebilirim. Zaten bunda zaten Duvan ortaya atmıştı fakat Tera ekibi şu anda Tera Classic konusundaki mağdurlara herhangi bir airdrop göndermiyor. Sebebi budur, açıklanan sebebi budur ve bu saatten sonra gönderileceğini zannetmiyorum. Ha şey değişti, CEO değişti. Belki o bir şey yapabilir ama onun da pek yanaşacağını açıkçası sanmıyorum. Şimdi gelelim buradaki meseleye, bu dolandırıcılık meselesi. Tera ve Tera Classic yatırımcıları zamanında mağdur olduğu için burası üzerinden çok fazla prim yapılarak şey ortaya çıkmıştır. Mesela bir ara bir tane şey piyasaya çıktı, bir tane şirket ortaya çıktı. Burada Tera Classic ekiplerinin de suçu var. Şirket dedi ki biz işte yanlış olmasın 3 gün sonra mı öyle bir şey ben de tam hatırlamıyorum. O zamanlar dedi ki ne 3 gün sonra dedi işte şey yapacağız ne bileyim 1,5 trilyon gibi bir şey söyledi diye hatırlıyorum. 1,5 trilyonluk bir launch coin yakımı yapacağız dediler. Ardından birkaç gün sonra 2023 içerisinde diye düzelttiler falan filan. Şimdi herkes bunu bekler hale geldi ve kendileri zaten Tera Classic ekibiyle ortak olduklarını dile getirdiler. Şimdi iddia bu. Bu uzun bir süre Tera Classic ekibinin de reddetmemesi, yalanlamaması üzerine Twitter'da sürekli döndü. Fakat ekip üyeleri bunu görmüş olmasına rağmen hiçbir şekilde yalanlamadılar. Ta ki aylar sonra olayın hype'ı geçtikten sonra bunu yalanladılar. Yani bunun üzerinden Tera Classic yatırımcısının da teşvik olması ve bu yalan haber üzerinden piyasaya girmesini de göz yummuş oldular diyebiliriz. Olay bu fakat devamında yalanlandı sonuç olarak. Buradaki yatırımcı da zamanında çöküş mağduru olan ve şu anda tazmin olmak isteyen yatırımcılara bu şekilde bir ödül
vaat ederek bunları vereceğini iddia ederek işte yatırımcıları çekmeye çalışıyor. Bu gibi şeylere kanmayınız. Genelde çok büyük oranda eğer Luna yatırımcısına biz alakasız bir borsa ya da proje şunu vereceğiz deniyorsa muhtemelen o yalan olacaktır. Bununla birlikte OpenX platformu kurucularının geçmişi nedeniyle eleştirilerin hedefinde ve kurucuların ABD'de haklarındaki bir mahkeme celbine yanıt vermediği biliniyor. OpenX Twitter hesabı tarafından yapılan açıklamaya göre yeni token kısa bir süre önce Terra ekosistemi çöküşünde Terra taraflarına göre yanlış bilgiler yayarak çöküşü tetiklediği iddia edilen Fatman, Terra isimli Twitter analistinin başka kullanıcı adlarıyla paylaştığı mesajların ortaya çıkmasının ardından oluştu. Fatman Terra başka kullanıcı adlarıyla ırkçı söylemlerde bulunmak ve Terra çöküşü döneminde sağladığı bilgilerin dayanağı olmadığı yönde iddialarla Twitter'ın gündemine gelmişti. OpenX, Fatman Terra'nın Terra ekosistemine zarar verdiği gerekçesiyle Luna ve Loon sahiplerine bu hafta Fatman Terra Justice token dağıtımı yapacak. Dağıtımın nasıl olacağına dair herhangi bir bilgi verilmedi. OpenX bu token'ın bir meme coin olarak çıkarılacağını ve herhangi bir içsel değer taşımayacağını söyledi. Buna ek olarak Fatman Terra'nın kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda yakında gizli bilgilerini paylaşacağı iddia etti. Rollbit kullanıcılara da dağıtım yapacak. Fatman Terra'nın Rollbit hakkında paylaşım yapacağını açıklaması sonrasında Fatman Terra'nın diğer kullanıcı adlarıyla paylaştığı mesajlar Rollbit kurucu tarafından ortaya çıkarılmıştı. Bununla birlikte Fatman Terra ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında OpenX'i kendi adını kullanarak yeni bir dolandırıcılık yapmakla suçladı diyor. Muhtemelen bu şekilde olacaktır. Yani burada Fatman'in söylemiş olduğu şeyler bu noktada doğru, tamam mı? O yüzden inanmamak lazım buradaki OpenX borsasına. İki, Fatman nasıl bir adam? Ya Fatman üzerine de çok konuşuldu. Bakın, Fatman ben kendisinin kesinlikle eski bir Terra çalışanı olduğunu düşünmüyorum iddiaların aksine. Söylediği şeylerin büyük bir çoğunluğu doğru ve öfkesini de çok haklı. Fakat dediğim gibi tekrar söyleyeyim, ben kendisinin asla eski bir Terra çalışanı olduğunu düşünmüyorum. Duvon'la alakalı söylediklerine, yaptığı analizlerin büyük çoğunluğuna katılıyorum. Çok mantıklı şeyler söylediği oluyor ve gerçekten kabiliyetli bir adam ve piyasayı çok iyi biliyor kendisi, buna eminim. Ama muhtemelen sözünü dinletebilmek için ortaya attığı biri yalandır ki gerçekten de ben zamanında Terra'da çalışmış bir kişi olduğunu asla düşünmüyorum. Zaten öyle olsaydı Terra ekibi emin olun şimdiye kadar onu 5 kere ifşa etmişti. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.